When my sister wanted to get married, my father invited the guy out for dinner. He put his gun on the table in front of him and said, "Listen, my daughter loves you, but I don't want to see you around." Now it is my turn. I'm coming home from Italy back to Turkey to tell my father I want to marry my Italian boyfriend. Of course, when you see this sleepy man, you can't imagine he's the unquestionable authority for all us daughters. This summer, I have some questions. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? 14 yaşındaydı. Bir dakika. Sen 14 yaşındaydın. Evet. Amca? Bir dakika. Amca ben de büyük 34 yaşındaydım. Amca bak kurnazlık yapmışsın, genç almışsın. Ben tanımıyordum ama babam onları hep tanıyordu. Ben görmemiştim. Babanı görmemiştim. Önce nerede tanışmak, görüşmek, konuşmak? Sonra dediler ki konuşturak. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Bu diyor ki. Kürtçe dedi, yavrum dedi. Yavrum nohun dedi. Ben dedim ben almam dedim. Bana diyor ki yavrum. In my family, all women have different stories about love and marriage. For none of them, it has been an easy task. Ben önce ya işte diyorum ya nalet olası kadere. Bazen kadere nalet yazıyor. Ondan bir gün ya bir hafta önce ya bir doktor ister Pınar almaz. İsmail'e gel. Bazen kızlar diyor ki ya yürücü usul evlenin. İstediğinizle evlenmeyin yani. Kadere çıkan daha iyi. Evet kadere çıkan çünkü hani derler kapıyı çalanı al. Çünkü sevdiğini alma. Sevdiğinle bir zamana kadar geçir. Bir zamandan sonra sevgi de her şey. Bitiyor. Sevgili baba. Baba. Davide ve ailesi yarın İstanbul'da gelecekler. Baba, Davide ve ailesi yarın İstanbul'a gelecek. Üçü de ne dedi biliyor musun? Görücü usulüyle evlenmeyi tercih ettiklerini söyledi. Doğru söylemişsin. Gerçek ama. Aileler yanlış karar vermezler. Aileler geniş araştırma yaparlar. Şeyde insanlar, çocuklar kör oluyor. Hai detto ai tuoi che sono arrivato? No? Ok, va bene.